%100 futbolda birlikteyiz. Sevgili futbol severler, Beşiktaş Sivas'tan puansız dönüyor. Eğer siyah beyazlar Kayseri Spor sahasında Malatya Spor'u Trabzonspor'da deplasmanda kara büyüğü yenerse ligin ilk yarısını kaba bir hesapla 6. sırada tamamlamış olacak. Yok, şampiyon... Kayseri'nin beraberlik yetiyor. Efendim? Kayseri'ye beraberlik. Yani, tabii beraberlik de yetiyor. Yani Trabzon'a puan alırsa Trabzon'un kazanması lazım. Siyah beyazlı takım Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir performansla Bayern Münih'in karşısına dikildi. Bizim gururumuz oldu. Ama son iki yılın şampiyonu ilk yarısında ligin çok beklenmeyecek derecede kötü bir performans sergiledi. Geçtiğimiz hafta Osmanlı'ya 5 gol atan siyah beyazlı takım Sivas karşısında 2-1'lik sonuçla evine puansız dönüyor. İlk yarıyı Sivas'ta puansız kapıyor. İlk yarının ardından birbirinin ardından özellikle tabii net bir bilgi de gelmedi. Eğer ulaşırsa hocanın takdiri mi yoksa bir sakatlık mı söz konusuydu? Negredo ilk yarının en etkili isimlerinden biriydi Beşiktaş'ta. Yerini Cenk'e bıraktı ve en çok tartışılan konulardan biri de Negredo'nun ilk yarının sonunda oyundan çıkması oldu. İkinci yarıda yine sayısız pozisyon var. Sivas Spor'da kontra ataklarla çok tehlikeli pozisyonlar yarattı. Ve ikinci yarıda Siriyak'tan gelen gol, fil dişi sahilli oyuncunun 83. dakikada attığı gol galibi belirledi. Sivas 2, Beşiktaş 1. Şimdi maç sonunda Sayın Hocam'dan bu değerlendirmeyi alacağız ama tabii önce bir 90 dakikanın tamam. değerlendirmesi ardından ilk yarısının değerlendirmesi. Çünkü bu tabloyu herhalde böylesine bir Şampiyonlar Ligi performansından sonra hani tabii ki bir aksaklık, bir dönüşlerde sıkıntı olacaktı ama yani muhtemel altıncılığı bekliyor muydunuz hocam? Bu soruyu da size evet. sormak durumundayım. Öncelikle bunu söylerken konsantrasyonumuzu bozmayalım. Sen hesaplama, arkadaşlar da kısaca hesaplasınlar. Porto, Leipzig ve Monaco'nun 6 maçta toplam 14 puan aldı. Puan ortalamasını 6 maç üzerinden bir arkadaşlarımız yapsın. Bir de 17 maçtaki 30 puanın puan ortalamasını yapalım. Hatırlarsan sezon başında Beşiktaş'ı bekleyen en büyük tehlike maç seçmek. Ben de bunu dediğim zaman maç seçme olur mu? Maç seçmek hayatım boyunca da gördüm. Daha önce de gördüm. Camialar genelde bunları yaşarlar. Şimdi Taliskası'ndan Kuvarecması'na kadar. Kuvarecma'yı deplasmanında hemen hemen fazla görmeyiz. Bir Alanya'da hatırlıyorum. Genel anlamda maç seçme maalesef büyük kulüplerde birkaç yıl sonra üst üste şampiyonluktan sonra olabiliyor. Bugünkü maçta 70. dakikadan sonra izlerken arkadaşlarımla Beşiktaş'ın çözüldüğünü gördüm. 70'ten sonra yani artık garip bir şekilde bir çözülme oldu. Oysa ki 70. dakikaya kadar bir sürü de pozisyon buldular. Ve evet. özellikle 46 dakika boyunca. Bu arada ilk yarı niye 1 dakika uzadı, 3 dakika uzamadı? İkinci yarı niye 3 dakika uzadı, 6 dakika uzamadı? Onu da anlamış değilim. Bunu da söyleyeyim. Bir sürü oyuncu değişikliği, kaleci sakatlandı falan filan. Yani bilmiyorum yani dikkatli olmak lazım böyle konu. Ya bu doğru ya 7 dakika uzatma yanlış. O 70. dakikaya bağlı yani Atiba'nın Oğuzhan'la değişmesi biraz direnci şimdi, düşürdü mü acaba? Şimdi bak burada en önemli etken devre arası ne oldu bilmiyorum. Sakatlığı yok ise maçın kırılma anı Negredo'nun asla teknik olarak Şenol Hoca'nın değiştiğini düşünmüyorum. Yani bu kadar isteyen, bunun için çok yıpratan... büyük teknik direktör olmana gerek yok. Oyuna baktığımız zaman bu maçı 3 puan almak isteyen 3-4 oyuncumuz varsa birinci sıradaki konsantrasyon en yüksek Negredo'ydu. Ben 15 dakikalık arada sağ dışı faktörler olma ihtimalini yüksek görüyorum. Eğer inşallah sakatlığı yoksa. Bunu muhakkak şimdi çünkü anlatabilmeli bir sebebi çıkar nasıl sonuçta. Ama ben teknik olarak karar verdiyse de skandal bir karar vermiştir Şenol Hoca. Cenk'i alabilirsin. Negredo'yu çıkararak yapmayabilirsin. Ama bunda muhtemelen bilmiyorum ama yorum yapmayayım. Teknik bir konu değildir. Bu top kırılmanlarından bir tanesi. Oysa ki iyi başlayan Beşiktaş bir tane çok minik bir offside kararıyla Pepe'nin sayılmayan golü devamında dönüşüyle gol oldu. Herkese göre tartışmalı. Kimine göre penaltı, kimine göre değil. Bana göre penaltı olan bir pozisyon. Davetiye çıkardı. Davetiyesine katıldı oyuncu, rakip oyuncu ve Sivaslı oyuncu. Taliska'nın istediğini verdi ve penaltı oldu. Yani bazen net penaltı olur, bazen tartışmalı olur. Bu tartışmalı pozisyonlar bizler için olur. Ama ben futbolcu olarak pozisyonu penaltı olarak nitelendiriyorum. Birbiri yakaladı ve müthiş derecede atak devam etti. Bazı maçlar bazen
takımları kandırabilir. Örnek mi? Osmanlıspor maçı Medel Atipa'yla ikinci bölgeye geçişte problem olabileceğini Şenol Hoca gibi bir teknik adamın düşünmesi lazımdı. 5-1 Beşiktaş kazanmadı. Osmanlı kolaylaştırdı işini Beşiktaş'ın. Beşiktaş yoksa 5 atabilir. O günde devre arasında 2-0 iken 5 dedik. Niye dedik? Durup durup bugün de Sivas'ın puan alması için ikinciyi yapması lazım dedik. Sivas attı, Beşiktaş atamadı. Çünkü öyle maç bitme ihtimali zor gözüküyordu. Şimdi bir şey geçiriyor. O takımın saha içerisinde ve hoca ile ilgili böyle bir şeyi var. Bir bitkenleri var sezon başından beri. Kovarejman'ın çıkıştaki problemi, Negredo'nun tam formayı almışken ve büyük arzuyla oynarken Cenk ile Negredo bir arada oynayabilir düşüncemiz. Bunlar... Sağ işinde Negredo, Kovarejman. Şimdi iki tane oyuncudan bahsedeceğim. Bir tanesi Tolgay. Tolgay ile ilgili en son röportajda ne dedik, ne dedi Tolga'ya sordular ve biz dedik ki ya buradan sordu. Ya bu milli takımımıza ihtiyacı var bu Tolga'ya. Bu FIFA'ya falan ne olduğumuz dedik. Bir anda gitti adam iki haftadır. Oğuzhan sezona kötü başladı. Kötü başlarken milli takım alındı. Ki bana göre hep alınmalı. Sonra bu iyi oynamaya başladı. O da gitti. Burada sadece teknik değil. Burada muhakkak bir travma var ve büyük bir şanstır mola. Bazen boksörler kötü gider. Tabii mola imdadına yetişti. İşte şimdi yetişti. Ancak Fikret Bey yönetim ve Şenol Hoca'nın muhakkak surette saha dışından kaynaklanan, bunun da sahaya inen problemin çözmesi lazım. Yoksa Beşiktaş aklı başında oyuncular, yöneticilerin olduğu şu anda Türkiye'nin en birkaç yıldır. Düşünebiliyorsunuz. Hemen hemen aynı kadro. Zafiyet yok. Ve bu takım geçen yıl 17. hafta 38 puanla kapattı. Bu yıl 30 puan. 8 puan fark. 17 haftada 8 puan fark. Bu arada bu, oralara çok ortak var geçen yıl gibi değil. Hay ortak var şimdi. Tabii. Ama bir yıl önceye de dönsünler yine 30 değildir. 17 tabii haftada Beşiktaş takımı 30 puan. Demin, 21 puan kaybedemez Beşiktaş. Demin, bu takım bunu kaybedemez. Böyle bir lüksü de yok. Yenilebilir. Şimdi en kötü senaryoyu söyleyeyim mi? Tabii ki rakipler güçlü. Affedersin Murat'cığım. Eşen gidiyorsun Malatya'yı yenemiyorsun. Gidiyorsun Gençler Birliği'ni yenemiyorsun. Gidiyorsun bugün Sivas'ta kaybediyorsun. Var da bir sürü deplasman. Özür dilerim. Bir bakayım. Tabii. Sivas'ta yeniliyorsun. Malatya'da yenemiyorsun. Kasımpaşa'yı yenemiyorsun deplasmanda. Fenerbahçe'yi yeniliyorsun. Gençler Birliği'ni yeniliyorsun. Beşiktaş gibi bir takımın da yani medali, şimdi medal topu oyuna çabuk sokan bir orta saha oyuncusu. Sağ bekken çabuk, sol stoper, sağ stoperken çabuk seri. Ama orta saha oyuncusu olarak iyi yaptığı şey top kazanma, iki topu çabuk alıp hızlı şekilde oynama. Aynısını Atiba yapıyor. Talisca orta saha oyuncusu değil. Orta saha oyuncusu değil. Alır, vurur, koşar. Şimdi bakın Beşiktaş'ın sırrı, Şenol Güneş'in bireysel sırrı, Belüşi, Ozan, Selçuk, Kolman, Oğuzhan, Atiba, Tolgay Atiba'dan Medel Atiba'ya dönüşü anlamsız bir şekilde. Bak geçen hafta için bir şey söylemiyorum. İçeride Osmanlı ile oynuyorsun. Hani rotasyonu da dinlendirebilirsin de ne oldu bu Tolgay'a? Bir şey mi oldu? Uçtu mu? Kanatlandı mı? Oğuzhan kötü başladı, iyiye gitti çocuk. Geri gitti. Tolgay yavaş yavaş formayı bekledi bekledi aldı. Ya bunu da milli takıma şu FIFA ile falan görüşsek dedik. Yok iki maçtır. Oyunda dahi var mıydı kadroda? Var. Hadi Cenk ile Negredo arasında tercihler yapabilirsiniz. Hadi Babel kötü oynasa da oyundan çıkarmayabilirsiniz, şut atabilir. Kovarejma'yı deplasmanında performansını arttırmak için bir şeyler de yapabilirsiniz. Ancak burada hafta içi demeçler de enteresan. Şenol Hoca'nın mesela. Sağ dışıyla çok uğraşmaması lazım. Şenol Güneş bu ülkenin en değerli futbol adamlarından bir tanesidir. Beşiktaş'taki şampiyonlukları, şampiyonların liginde bizim göğsümüzü kapatması değildir. Şenol Hoca yalnızlaştırılmamalı, destek almalı. Asla bakın bak tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Türk futbolunu, Türk futbol camiasını benim kadar bilen kimse yoktur. Buna emin olun. Bunu şımarıklık ve ukalalık için söylemiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. En iyi bilen adamlardan bir tanesiyim diyeyim. Hadi biraz daha mütevazı davranayım. Sadece 4-4-3-3-2 değil. Gözlemlerim Şenol Güneş'e yedirmeyin. Bakın Şenol Güneş'i yedirmeyin. Şenol Hoca Türkiye için bir değerdir.
Çok mesela bugün ben Ertuğrul Özkök'ü okudum. Açıkçası üzüldüm de. Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal 4 tane farklı antrenör. Hayır abi. Abdullah Avcı da çok 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 değerli bir teknik adamdır. Büyük kulüplerde değildir bu başarısı yıllardır. Rıza Çalınbay da başarılı teknik adamdır. Samet Hoca da başarılı teknik adamdır. Yani böyle üçlü dörtlü insanları ayırıp da bazı insanların emeğine saygısız, hani acizane eleştirim yoksa tabii ki saygı duyacağız herkesin yazarlarına. Ancak eğer bu dörtteyse, zaten biliyoruz 20 senedir Fatih Hoca oraya, o buraya, Mustafa Denizli buraya. Milli Ersun'u da yalandan sokuyorlar. Ersun Hoca yok o kategoride. Buraya giremez o. Bir diğer tarafta da üçüncü kim? Şenol Hoca var. Hak etmişler midir? Fazlasıyla hak etmişlerdir. Ancak başkalarının da Abdullah Avcı'nın olağanüstü başarılarını inan diğer teknik direktörler başaramamıştır yalnız ha. Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşarlar. Anadolu'da yaşayamazlar. Zirveye oynayamazlar. İstikrarlı bir şekilde. Her antrenörün belli bir dönemi vardır. Şenol Güneş de 2002'den itibaren Türk futboluna damga vurmuş en üstlerdeki bir insandır. Biz bugün eğer Şenol Hoca'yı eleştiriyorsak teknik olarak eleştirebiliriz. Ama malzeme yapılmasına Beşiktaşlılar müsaade etmesi, kaldı ki Fikret Bey'i gördüğüm kadarıyla hem kendi sosyal medya hesabından hem de taraftar, Beşiktaş taraftarı sahipleniyor. Ama iş sanki teknik adam oyuncu problemine doğru götürülmeye çalışılıyor. Bakın ben biraz önce söylediğim cümleyi tekrar söylüyorum. Çok önemli bir şey söylüyorum. Yedirmeyin diyorum. Ha bunun devamında puzzle'lar bir yerlere geldi. Bir puzzle eksik kaldı milli takım. Oraya hazırlanıyor olabilir mi Şenol Hoca? Kafasını da karıştırmasınlar. Çünkü şunu gördüm. Çok değerli iki tane gazeteci arkadaşımız röportaj vardı. Biri Kartal Bey, diğer arkadaş hakkını helal etsin. Şu an düşünemiyorum. Bir röportaj çıktı Şenol Hoca'nın. Hocamız diyor ki. Orada o krizden diyor ki, bahsediyor. Futbol evet. Federasyonu. Maalesef beni kullandı ve maalesef de kendimi kullandık. Reklama girme 10 saniye. Yok 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 hayır doğru söylüyorum. Konsantrasyonum bozuldu yok. Çünkü biz de maalesef buna izin verdik. Ben de Ağustos'ta bunları söylemiştim. Koskoca Şenol Güneş falan derken ama maalesef Şenol Hoca da akşam bir açıklama yaptı. Ben onu kastetmedim diye. O gazeteciler abarttılar yalan söylediler demeyeyim ben. Yani çocuklar çünkü başarılı bir gazetecilik yapmışlar arkadaşlarımız. O arkadaşlar da muhtemelen değil doğru yazıyorlardır. Bir beklenti içine sokup Şenol Hoca'yı da kafasına karıştırmasınlar. Futbol günlük bir oyundur. Ama Şenol Hoca günlük teknik direktör değildir. Muazzam bir performansı vardır. İlk yarıyı senin söylediğin gibi 6. bitirme ihtimali de vardır. Ama Şenol Güneş'in bu başarısız olduğunu geçmişe dair veya gelecekte başarısız olduğunu göstermez. Ama bu tartışmalar, bu şu anda sosyal medyada birilerinin hegemonyasıyla gidecek olan tartışmalar Beşiktaş'a zarar verir. Türk futboluna zarar verir. Milli takım antrenörlüğü Şenol Hoca düşünülüyorsa burada yeri vardır. Ama zamanı değildir, yeri değildir. Sezon sonuna kadar misyonu vardır. Ama açıklama yaptırmak veya yapmak zorunda kalmamalı Şenol Hoca. Ben olsam yapmazdım böyle bir şey söylediysem. O zaman da bu da Şenol Hoca'ya uymaz. Bir Kayseri'de bir olaylar oldu. Hakikaten de olmuş olaylar. Şenol Hoca ile ilgili tacize uğramış adam Kayseri'de. Ben görüntüleri gördüm. Ne olduysa hatta Şenol Hoca da bana vurdular diyor adamcağız. Beyaz TV'de doğru bir habercilik yapıyor. Ben o gece seyrettim. O gece onlardan öğrendim zaten. Bir araştırdım doğru. Ama hatta maçtan sonra Şenol Hoca ne yapalım falan deyip böyle çok enteresan bir cümlesi vardı şimdi hatırlayamıyorum. Bakın hocayı kafasını karıştırmayın. Kayseri'de bir tacize uğradıysa, saygısızlık yapıldıysa örtbas etmeyin. Hoca da buna alet olmasın. Eğer böyle bir demeç verdiyse aklıma geçen sene geliyor. Mehmet Demirkol'la Fuat Aktağ'ın konuğu olduğunda ki Şenol Hoca çok zor kişiye konuk olmuştur. Evet. Orada bana saygısızlık yaptılar. Haberim yokken kontratımı uzattılar. Keşke bana sorsalar dedi. Hatırlıyorsan. Evet. Bir sitem etti. Bir diğer taraftan Fikret Bey söyledi. Medyada işine geliyor böyle şeyler. Maalesef benim işime gelmez. Sonra teknede üçlü çektirdiler beraber. Siyah beyaz yaptılar. Bu yüzden ne onu olsun ne de bu olsun. Şenol Güneş bir değerdir. Beşiktaş hepimizin üzerinde bir değerdir. Fikret Bey de önemli yönetimdir. Fakat söylediğim konuya bak. Yanlış oynadılar, eksik oynadılar, fabrik açıldı demiyorum. Başka bir sıkıntı olduğu kesin. Sağ dışıyla yıkmasınlar. Şampiyonlar Ligi oynayacaklar. Şubat ayının ortalarında favori olan Bayern Münih, Allah korusun Beşiktaş'ı elerse bir döner bakarlar. Hayda Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsin hocam. Seneye. Belli yani olmaz. En büyük tehlike o. Ha, bırakın Beşiktaş'ı Beşiktaşlara.
Biz de dahil olmak üzere. Biz de. Beşiktaşlara güzelim takım yerle bir etmesin kimse. Bulaşmayın. Karışmayın. Ben diyor muyum şöyle olsun böyle olsun. Ben diyorsam de inanmayın. Doğru söylemem. Ben futbol olarak yorum yapayım. Beşiktaşlar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin hiç kimse kimsenin iyi kötü gitmesini tebrik ederim. Beşiktaş gururumuz falan bunların hepsi yalandır abi millet ne söylüyorsa. Bunların hepsi hikayedir. Türk futbolu yıllardır aynı çarkın üzerinde dönmektedir. O yüzden de aynen Aykut Kocaman misali gibi. Aykut Kocaman geri geldi nasıl gelirmiş nasıl getirilirmiş diye bir şey Fenerbahçelerin dışında yaygar oldu. Aynı şekilde Galatasaray'da da bu tuzağın içerisinde düşmeyin. Beşiktaşlar siz bari düşmeyin. Bu yüzden takımda bak çözülmesi, bak çözülme diyorum oyun içerisinde. Oyun içinde Beşiktaş çözülen bir takım değildi. Çözen bir takımdı. Ama 72 dakikadan sonraki haline baktığım zaman yoksa şöyle bir canını acıttığın zaman bir kendine paramparça yapıyorlar Galatasaray'a böyle. Şöyle bak bir acıttılar canına. Vitesi bir arttırdı takım taraftarın önünde pat 3 yaptı. Geçen yılki deplasman puanını arkadaşlarımız hazırlasın. Bu takım geçen seneden 8 puan geride kalacak bir takım asla değildir. Bunu söyleyeyim. Burada oyuncular da kendilerine Negredo'dan zaten çıkar ortaya. Eğer bu teknik olarak alınmış bir kararsa da ben de futbol adamı olarak hata yapmıştır hoca derim. Ama bu işin saha dışından oyuncu ilişkileriyle veya herhangi bir şeyle ise de benim söylemek istediğim sebepler de bunlardır. Tolga'nın çok iyi giderken kaybolması, Oğuzhan'ın aynı şekilde olması ve garip bir şeyler oluyor. Yani adını koyamadığım garip bir şeyler ama bunun saha içiyle ilgisi yok. Antrenmanlarla da ilgisi yok. Bir garip, tuhaf durum var ama en büyük kötülüğü kendilerini yapmasınlar Beşiktaşlar, alet olmasınlar. Şimdi Vida Beşiktaş geliyor, form, Pırıl, evet. Bir tane daha önemli bir oyuncu geliyor. Ama Arda'dan verecekler. Arda'nın bilemiyorum integrasyonu yani. Nasıl ben hep olur? Söylüyorum Arda yurt dışında kalmasında fayda var. Ben insan olarak ben Arda dönerse Galatasaray dönsün istiyorum. Ancak Fatih Hoca'nın röportajında anladım ki gündeminde yok. Çünkü beklemediği bir soruyla karşılaştı. Başkana söyledi. O da kendine göre doğal haklı. Ve zaten gördüğümüz Arda Fatih Terim ilişkisinin artık bir daha aynı çatı altında olması mümkün gözükmüyor. Ancak Beşiktaş'a gelir mi? Şu andaki mevcut kadroda Babel, Kovarejma, Lens, arkalarında Talisca, Oğuzhan varken bunlardan biri gitmiyorsa doğru değildir. Ama Türkiye'ye gelsem Galatasaray'a gelirim. Fakat Beşiktaş alırsa da özellikle Talisca gitmiyorsa, Babel'de Kovarejma'ya devam ediliyorsa çok gerekli transfer değildir. Ama bunlardan biri gidiyorsa müthiş de iş yapar. Onu da söyleyeyim. Kendi düşüncem. Evet. Bu arada demin puan ortalaması ile ilgili bir giriş yapmıştınız hocam. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç 14 puan. 6 maçlık puan ortalaması kaç? 2.66 falan yapar. 30 puan 20 o da 1.7 yapar. İşte. Neredeyse. Bu arada rakiplerine dikkat ederim. Leipzig, Porto, Monaco evet. Ve Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz. Evet, bunun bir sebebi aslında. De maç seçme. Tabii o %100 ortada. Maç seçen hocam. Oyuncularla da ben 2 aydır Beşiktaş'a kötülük yapsalar bu kadar olmaz ha. Cenk'i sattılar, öbürünü aldılar. Ben Tos için Vidal geliyor. Tos için ben gidecek miyim acaba diyorum. Pepe var zaten i̇şte o bank oynar diyorum. Adaya transferi söz konusuymuş öyle diyorlar. Efendim? Galiba Celtic, Everton bir takımda talipmiş. Şimdi Vida ama gelince... Ama var. Ben bilmiyorum tabii iş durumlarını kulüplerimizin. O yüzden de yorum yapmak istemeyeyim. Biraz sonra Fenerbahçe maçından sonra konuşalım isterseniz. Aykut Kocaman'la tabii. Konuştuğumuz bir konu var. Çok özel bir konu değil. Bütün kulüpleri etkileyen bir konu var. O maçtan sonra bırakırız yani Fenerbahçe evet, maçından Fenerbahçe sonra. Maçının sonunda hem genel, maçı yorumlarız. Genel ilgilendirdiği tabii. İçin. Bu arada tabii Fatih Terim konusunu da bir yere sıkıştırmamız lazım yarınki maçtan önce. O konuyla önemli açıklamalar yaptınız canlı yayında kaçıranlar olabilir. Bu maçın özelinde tabii biraz da Sivas açısından bakalım hocam. Her gün yani, iyi oynayamayacak. Sayılasa geleceğim. Samet Hoca da tabii, tabii. Mesela şuradan Syria hamlesi bunu getirdi. Fabri bugün kötü bir maç oynadı. Kesin. Sadece yediği golle değil. Tabii her garip, topu sektirdi. Bugün iyi değildi yani oyuncu. Tamam. Takım halinde Gökhan da hatırlarsan söyledim. Devre arasında bir an önce atması lazım diye. Fakat Beşiktaş'ın çok hücum yapmadığı zaman şu dörtlü, Şenol Güneş dörtlüsü değildir. Ben Şenol Hoca'ya inanamadım 2 haftadır. Bakın geçen hafta 5-1 yendi, Medel kötü mü oynadı? Hayır. Ama rakip üzerinden bakmak lazım. Beşiktaş geçen hafta kazanması doğruydu.
normaldi, favoriydi. İyi de futbol oynadılar ama rakip özellikle Osmanlı Spor'un Melih Bey'den sonraki durumu göz önüne alacak olursak bir çözülmesi var Osmanlı Spor'un. Var. Antalya Spor'a dikkat edelim. Dev gibi kadrosu var, bir çözülmesi var. Fenerbahçe maçından sonra konuşacağımız için. Buradaki oyuncuların formdayken kesilmesi falan hocanın da devir arasında bir ihtiyacı var. Özgürce hiç dış etkenlerle gazeteki röportajı akşam verdiyse ki vermiş herhalde. Kendi sözünü yalanlıyorsa hocanın da istirahate ve şeye ihtiyacı var. Hoca Medel Atiba antrenör değildir. Şu Medel Atiba Münih'te oynar. Maksimum Münih'e karşı. Münih'le burada da oynamaz. Çünkü benim tanıdığım Şenol Güneş Porto'da 5 forvetle oynadı. Ona inanan bir teknik adam. Kendi inandıkları doğrultusunda giderse dış etkenlerden şunu oynat bunu oynat dediklerini düşünmüyorum. Ama dış etkenler bu oyuncuların kafalarını karıştırdı ve bedelini de maç seçerek ödediler şu ana kadar. Ama tekrar söylüyorum Beşiktaş bu Türkiye'de 17 maçın 15'ini kazanacak potansiyelli bir takım. Fakat şu anda 200 kilometrelik araba canı istediği zaman 200'ü basıyor. Bazen de 140'la gidiyor. Ligin ilk yarısında bazen 200 yaptılar. Oynadığı futbolla bize doyum verdiler. Nedir? Avrupa Şampiyonlar Ligi. Nedir? Galatasaray maçındaki Ristel gibi. Ama bugünkü gibi de 140'la oynayan Malatya'da gibi 140'la oynayan Malatya'da da hatırlarsan oyunun son bölümünün dışında uzatmanın dışında baskı kuramayan, şuursuz baskı kuramayan bugün de oyunun son bölümünde de mental olarak Beşiktaş takımının maç seçtiğini, maç seçme sebebi sadece bireysel değil, camia olarak kafalar karışık ve bu işlerde de en lider olabilecek teknik direktörü Türkiye'nin Şenol Güneş'tir. Bu konularda krizi yönetebilecek bir şey, Pepe'nin röportajında da vardır bu hafta. Hoca bile sarsıldı. Çok yoğun maç trafiği, Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu, Şenol Hoca'nın dışında Türkiye Ligi'nde konsantre olmayan bir takım. O da hatalar yapmaya çalıştı. Ama ne oldu? Gong yetişti. Fakat bu devre arasında neden önemli? Sadece transfer olarak değil. Konsantre tabii ki şampiyon olmasa da Beşiktaş'tır. Ancak Beşiktaş 21 puan kaybedecek takım asla değildir. Rakipler ne olursa olsun. Kesinlikle değildir. Ya 17 ama maçta... Ama devre arasında da bakın Bayern Münih'i eleme şansı var Beşiktaş'ın. Ama favori bu Bayern Münih'tir. Bayern Münih'i elemek niye önemlidir? Basel'i elemekten önemlidir. Şu anlamda Şampiyonlar Ligi'nin final oynayabiliriz dersin Bayern Münih'le. Mustafa Hoca söyledi. Çok güzel bir laftı bu. Ama Basel'i elersen hala Şampiyonlar Ligi finali zor dersin. Bayern'i elersen o değildir. Ancak Allah göstermesin elendiğin anda Allah dersin ne oldum dersin. Mart ayının ortası. O yüzden ortası. Bütün camianın Kuvarejma, Pepe onun değil. Onlara hükmedebilecek bu potansiyeli fazlasıyla olan Şenol Güneş'in toparlamasına ihtiyacı vardır. Şenol Güneş gazetecilerin verdiği demeci akşam farklı şeyler söylüyorsa o Şenol Güneş'in molaya ihtiyacı olduğunu gösterir ki bu karakterde bir insan değil. Yanlış anlaşılmasın. Evet, Mart ayının ikinci haftası galiba rövanş. Şubat ayının sonunda ilk maç. Bayern Münih'le deplasmanda dönüşü Şubat ayının ortasına rastlıyor rövanş iki hafta sonra. Dediğiniz gibi yani bir de yani 6-7 hatta neredeyse 8 takıma kadar çok dişli kıran kırana bir... Çok puan kaybettik mi ya 70'i versinler hemen tur atsınlar. Bir takım alır çünkü en fazla 70'i. Bir takım alır verin onu tur atsınlar hemen bugünden. Yani şöyle hocam sizin dediğiniz gibi... Kaç puan var 30 mu? 30. 21 daha koy, 51 koy. Hepsini kazan 81 yapıyor. Hepsini kazanmak için Başakşehir, Fener, Trabzon, Galatasaray yenmesi lazım. Onlar puan kaybedecekler yani. 51 çok ütopik de zaten 17 maçı 8'ini kazanıp 9'unu kazanamadı öyle bak. Yani 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yani yarısını yani şampiyonluğa oynayan bir takımın yani bu hayal edebilir misiniz bunu? Hayal edebilir misiniz? Ben hiç tahmin etmiyorum. Evet. Bakalım Fabri ne demiş? Günün en kötü performanslarından biriydi. İkinci gol de enteresan. Acaba kafayı o direkte, yakın direkte, orada Gökhan'dı galiba. Yukarı doğru kornere falan atabilir miydi? O biraz şey olur. Refleks oldu değil mi? Onunla da müthiş çıkardı.
Evet, Gökhan vurabilirdi belki. O zaman ama bence kaleci, gol olma şansı daha ama var. Şu var. Tabii, aman bırakamaz. Bıraksın diyemezsin. Tabii %100. O yüzden, peki yumruklasa? Yumruklayamaz. Yumruklama şansı yok, ancak uzandı çünkü. O böyle hani. Ama biraz çeldi bak, böyle ya. Şu zaman kaybettirir bak. Bak şu var ya bak, elini elime alırsan şu zaman kaybettirir. Ve yetmez. Mesafesi yetmez. Şöyle yapmak zorunda. Çok enteresan bir pozisyon. Ama evet. Siriyak da tabii o açıdan. Yalnız o topa vurduğunda Pepe'ye hafif bir değdi top. Enteresan, gol enteresan bir pozisyon. Ama iyi bir golcü şey. Zaten de istikrarsız bir oyuncu. Ben Belçika Ligi'nde anlatmıştım. Ha, Samet Hoca, Samet Hoca da. Samet Hoca'ya gelelim. Fabi'ye döneceğim arkadaşlar. Helal olsun Samet Hoca'ya. Samet Hoca çok enteresan genç oyuncular oynattı dikkat ediyorsan. Evet. Yabancıların dışında. Pırıl pırıl oyuncular. Mert Hakan'ı aldı mesela. Evet, Emre var. Bir sürü oyuncuyu oynatıyor. Samet, 20 yaş grubunu Samet Hoca'nın eline ver. Oynatır abi. Futbolcu da yapar sizi. Güvenli bir teknik adam. Benim kurs arkadaşım. Sevdiğim bir abim. Yıllardır futbol camiasının birlikte içerisindeyiz. Kursta da eşimdi benim. Eşlidir. İkişerli. Oyuncuya güven veren. Takımına baktığımız zaman kapasitesini bildiği için oyun şartları öyle gerektiriyordu. Kaç puanı var? 8. sıraya çıktılar. Takım ligin liderini, 26. Ligin liderini yeniler mi? Başakşehir'e. Öyle hatırlıyorum ben. Yemişler miydi? Yeniler galiba. Hemen bakayım hocam. Bu arada tabii zirveden sadece 7 puan geride olan takım 8. sırada. Biraz önce onu geçen sene gitti. Lige çıktılar. Bu sene ilk değil mi? Yani geçen sene bir alt ligde değil mi Sivas? Evet, Başakşehir'i 1-0. Evet. Bir alt ligde değil mi Muratçığım geçen sene Sivas? Evet. Yani evet. Hem şampiyon yaptı. Hem kadronun yarısından fazlası. %90'ı değişti. Daha doğrusu. Gençleri monte etti. Yine de işini yapıyor. O yüzden tebrik etmek lazım. Evet. Ben Ziya'yı çok beğendim bugün. Gültekin'in Ziya'sı var. Sol bek miydi? İki tane içeriden top çıkardı. O bir pozisyonda çıkardı. İşte maçın içinde çok kırılma noktaları var böyle. Fabri'ye bir dönelim, ne demiş? Bugün herhalde son haftalardaki en kötü performanslarından birini sergiledi İspanyol kaleci. Acı verici bir yenilgi. Tatile çıkmadan önce son maçı kazanıp üsttekilerle farkı korumak ve onları sıkıştırmak istiyorduk. Olmadı. İlk golde hatam vardı. Topu elimden kaçırdım. Sivasspor düzenli. Karşısında oynaması zor bir takım. Onları tebrik etmek lazım. Samet Hoca'nın açıklamalarına bakalım. Duran toplara iyi çalıştık. Önce durdurabilirsek Quaresma'yı durdurabilmek, sonra da gelen ve dönen topları almak istedik. Böyle maçlarda oyunu kontrol edemezsiniz. Biz de doğal olarak edemedik. Özellikle ikinci yarıda çıkışlarda dikkatli olsak belki daha önce son bölümde. Evet, öne geçiyor. Yani 70'ten sonra hocam, senin ifade ettiğin gibi. Ama çalıştıkları bir şey yapamamışlar. Duran topta 6 tane pozisyon verdiler. Atiba'nın dahil. Oraya da geleceğim. Son sayfası mı bu Hakan? Çok güzel. Karşı takımın yedekleri ısınmaya giderken milli takım ısınmaya gidiyor gibiydi. Oyuncularımı tebrik ederim. Çok iyi bir final yaptılar şeklinde kendine has tarzıyla demecini bitirmiş. Yani şimdi tabii bilmiyoruz. Onun için dediğin gibi iki farklı noktaya gider Negredo Cenk değişikliği. Reklam istiyor. Reklamdan sonra soracağım. Yani bu kadar 27-28 tane ortanın ceza sahasına geldiği bir yerde Negredo'nun olmaması anlaşılır gibi. Sevgili kardeşim, sakatlığı yoksa bir, teknik olarak çıkarılması hata değildir. Büyük hatadır. Ama bu teknik bir oyuncu değişikliği değildir. Biraz önce yarım saattir anlattığım konunun içeriğinde olan bir şeydir bu. Evet, onu da anlayacağız tabii. Büyük ihtimalle o konunun da açıklığa kavuşacağını düşünüyoruz. Bir aranın ardından devam edeceğiz. 19.30'da da Konyaspor Fenerbahçe maçı başlayacak. Evet, Beşiktaş Sivas'ta kaybetti. İlk yarının son maçında çok kritik bir mağlubiyet aldı ve gerçekten zorlu geçen, puan puana geçen birçok takımın zirveye ortak olduğu, neredeyse 6-7 takımın zirveyi kovaladığı, ki matematiksel olarak 6 takımın ilk yarıyı lider bitirme şansı vardı bu haftaya gelirken. Az önce Fabri'nin de söylediği gibi çok kritik, çok acı veren bir mağlubiyet oldu. Son iki yılın şampiyonu, inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi performansından sonra ligde, ben birkaç hafta önce de söylemiştim hocam, sanki paralel evrende farklı bir takım haline geliyor.
orada Şampiyonlar Ligi'nde izlediğimiz bu coşkulu, yıldızlaşan oyuncularıyla, içeride dışarıda akan futboluyla Beşiktaş Lig'de bazı maçlarda ki buna Galatasaray derbisi çok özel bir örnek, az önce de söylediniz. Ama sonrasında özellikle deplasman karnesi son yılların deplasmanlarda tartışmasız en başarılı takımının son yıllardaki en kötü karnesi. 9 maç, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet. Ligin ilk yarısında 12 gol atıp 11 gol yemiş. Artı 1 ile bitirmiş. Evet. Yani. Yani bu, şimdi tabii bu devre arası molası bir boksörde olduğu gibi bir nefes aldıracak. Evet. Hem kafa olarak, psikoloji olarak oyuncular dinlenecek. Belki hakikaten çok yıpratıcı oldu bu tempo. Tabii. Ki ligin İlk yarısının ilk yarısında 12. 13. adam katkısı bile yoktu bu takımın. Yani Medel'in, Negredo'nun hiç devrede olmadığı bir 7-8 hafta var. Fakat son bölümde şimdi enteresan gelişmeler var. Şimdi bu Vida transferi mesela ne olacak? Şimdi dengeleri Futbol Federasyonu Şenol Hoca ile görüştüğü zaman alt üst etti. Lucescu'dan önceki görüşmeyi... Lucescu'dan sonraki de öncesi de açıkladılar. Evet, evet. Yani Lucescu'yla anlaştılar da. Hoca da itiraf ediyor zaten. 6 aydır susuyordu. Gazeteci arkadaşlarımın itiraf etmiş zaten. Orada bir dağıldı hoca. Orada bir dağıldı. Yoksa mantıklıydı. Şenol Güneş'in 4 maçında 2 takıma ki çalıştırma yeteneği yok mu? Vardı. Ama işte 4 maçlık. O zaman Lucescu niye 1,5 sene 2 sene geldi? Ben onu anlamadım yani. Zaten o röportajda onun da... Bu biraz insanın özelinde vardır. Şimdi bırakın teknik direktörü daha heyecanlıdır, daha böyle fazla çalışman gerektiren bir şey. Diyelim ki bana şimdi acayip bir teklif geldi sana. Böyle bir kafan karışır yani. Bak, hem de böyle bizim kendi dünyamızda ama diğer tarafta da yani... Türk futbolunun zirvesinden mi? Bir de hani hocanın söylediğinden söyleyeyim. Aslında almaya niyetleri yoktu, bana teklif yaptılar dedi. Siz onu o günlerde söylemiştiniz. Evet. Yani Şenol Güneş olduğu için teklifi götürmek zorundaydılar. Onun adını geçirmek zorundaydılar demiş. Bir taşta kaç kuş vurdular biliyor musun? Bir de Lucescu'yla anlaştıkları halde Dursun Bey gitti. Tudor'u da hafiflettiler. Şu geldi ortaya. Lucescu gelseydi Tudor altında çalışacaktı. Zaten hafiflettiler orayı. Ya bu güçler Beşiktaş'tan elini çekmeleri lazım. Tabii en büyük görev yönetime düşüyor bu konuda. Yönetimin tutumuna düşüyor. Bakalım devre arasını siyah beyazlar nasıl geçirecek? Vida Beşiktaş formasıyla pozu verdi. Benim ne demek istediğimi anlıyorlar. Kimler gidecek, kimler kalacak? Çok tartışılıyor bu kadro. Gerçekten futbolla dolu, heyecan dolu bir hafta sonu yaşıyoruz. Beşiktaş Sivas'ta kaybetti. Az sonra, yaklaşık 10 dakika sonra Konyaspor Fenerbahçe maçı başlayacak. O maçın devre arasında, maç sonunda yine sevgili Rıdvan Dilmen'le birlikte karşınızda olacağız. %100 futbolda yarın Fatih Terim 4. dönemine Göztepe maçıyla başlıyor. Tabii Türk Telekom Stadyumu bütün biletler satılmış. İnanılmaz bir atmosfer olacak. Göztepe'de ligin en flash takımlarından biri. Yine Medipol Başakşehir Kasımpaşa ile oynayacak. Trabzonspor deplasmanda Karabük'le, ligin son sırasındaki Karabük'le oynayacak. Bakalım seriyi geliştirebilecekler mi? Zira Kayserispor inatla savaşıyor. Belki de zirvede yabancı teknik adamla tutunan tek takım. Onlar da Yeni Malatyaspor'la sahasında oynayacak. Tüm bu gelişmelerle, zirve yarışının analizleriyle %100 futbolda karşınızda olacağız. Şimdilik bir virgül koyuyoruz.